Herkese merhabalar. 4-17 Kasım tarihleri arasında yeni bir klan savaşı serisi geliyor ve seriyle gelen en önemli yeni tankımız ST-62 olacak. Ben bununla alakalı birazcık laf etmek istedim, birazcık anlatmak istedim. Başka özellikle İngilizce içerik üreticilere göre olan kısımların tersine belki de bir şeyler bulduğumu hissediyorum. O yüzden bunu paylaşayım dedim. Tatbikat etkinliği olarak göreceksiniz. 4-17 Kasım tarihleri arasında yani pazartesi günü başlıyor olacak. Ee, eninde sonunda da diğer seviye 10 tanklarla birlikte yeni gelecek olan ST-62'yi de alabileceksiniz. Birazdan videosunu izleteceğim. Öncelikle burada hızlıca etkinlikte nelerden bahsedeceğim. Nelere uzanabileceksiniz, neler olacak bunları göstermek istiyorum. 7-7 olacak bu arada, karşılaşma savaşları olacak. Savaş sisi dedikleri olaylar açık, İşte genel savaş yedekleri var klanları olarak kullanılan. Lejyonerler kapalı, yani klan içerisinde olmayıp da dışarıdan başkası olarak davet edilemeyeceksiniz e, vesaire alabileceğiniz tanklarda bunlar. ST-62 yeni isim, Obje 97 VK-72, T-95, 116, F-3, M-60 olarak öne çıkıyor. M-60'ı kesinlikle almıyorsunuz, tahvilde alınabiliyor zaten. Burada VK-72 son dönemde çok etkili işler çıkartıyor. Meta onun için güzel evrildi ve topuylu, zırhıydı vesaireydi. İyi iş çıkartabiliyor. 907 bence eski kabiliyetini kaybetti. 116 F3 ile ilgili ne yazık ki kullanamadığım için bir şey söyleyemiyorum ama çok fazla etkin olduğunu görmedim. Savaşlarda karşıma da az denk geliyor. Genellikle VK-72 çok daha fazla görüyorum ama. T95'te M60 ile T48, M48 Patton arasında bir alet olarak öne çıkıyor. Birkaç oyunum var. M60 hissinde rahat değil birazcık daha böyle hızlı belirli artıları olan bir M48 Patton gibi düşünebilirsiniz ama asıl odaklanacağımız ST62 olacak burada. Yine iki tane aynı zamanda üç boyutlu stil var bir tanesi M60 için bir tanesi de burada VK72 için olacak namenlos ve kıyamet koparan Hellraiser olması lazım bir tanesinin Müzayede olacak. Eğer buradaki kişisel puanınız ilk yani sıralarda konumlarda yer alıp direkt tank almaya yetmiyorsa müzayede katılıp pay sürebileceksiniz. Yani burada baya bildiğiniz tahvilinizi konuşturup bir tanka uzanabileceksiniz. Detayları burada yer alıyor. İlk 3000 pay kazanacak. Yani e, skor tahtasını leadership'te ilk kısımlara giremediğinizde ki kaç sayısı diye 1000 olması lazım diye hatırlıyorum. E, 9000 rating diyor. Bundan tam emin değilim. Ama onun haricinde yani direkt puanla alamazsanız pay sürebilecek. Pay sürebilecek herkes arasında ilk 3000'e girdiğinizde tank alabilirsiniz. Şimdi tahvil fazlalığı oluyor genelde klan oyuncularında. O yüzden artık 30 bin tahville alınır, 40 bin tahville alınır, 50 bin tahville alınır bu belli değil. O günkü insanların hormonlarıyla alakalı bir durum. Onu söyleyeyim. Şimdi gelin bir genel tanıtım videosunu izleyelim. Sonra detaylı olarak zaten bununla ilgili konuşacağım. there once lived a tanker. A... Evet. there once lived a tanker. <gülüyor> <gülüyor> Nereden çıktı seçmiştim there once lived a tanker. a very talented tanker. he fought in any vehicle he wanted to, but he never found the one tank for him. some were powerful, but one-dimensional. others were exciting, but only good in certain situations. As the years passed, the tanker began to despair of his search. But then he came upon an unusual gateway, behind which lived the master engineer. The tanker went and asked him to make the tank of his dreams. The old man agreed. Old man, the sakal karete olması. But when asked about the price, he only smiled. The engineer got to work. Part by part, he made a tank that was easy to use, but not too simple. Very nimble, but well armored, with a strong turret to fight aggressively with, and compact, so he could hide behind any rock. But longest of all, the engineer worked on şey gelse güzel olabilir. Böyle gövdesi farklı, kulesi farklı bir eğlencelik oyun bir için. Mesela e it was a weapon that had yet to be seen at tier 10 the master shared the secret of his favorite mechanism which he had kept for many years and had only revealed once before it was the best type of loading mechanism reverse auto-reloading it let the tanks fire three consecutive shells with an interval of two seconds and then fight just like with a cyclic gun no peculiarities simple and versatile the tank got the pros of an autoloader without the cons and though the damage per shot isn't huge, and the gun depression makes it harder to use terrain, the tanker was thrilled. He immediately fell in love with the tank's agility, streamlined shape, and strong, reliable turret. But most of all, he loved the auto-reloader. The engineer had made the tank of his dreams. But he wasn't just going to give his best creation away. A vehicle like this, he said, must be earned in fierce combat. Pretty soon, right ST-62 version 2 in new maneuvers. The only question is, can you do it? Takip etmiyorsanız Votun zaten ana videolarını takip etmek için resmi sayfasına da kaydolun burada YouTube'da. Ee, çok faydalı, güzel, özet bilgiler var. Kendim çeviriyorum altyazılarında edemiyorum ama güzel şeyleri benden daha hızlı bir şekilde, benim size söyleyeceğimden daha hızlı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Evet, şimdi gelelim ST 62 nedir, ne değildir bir ona bakmaya. Genel istatistikler üzerinden gideceğiz. Tanks.gg'den bakıyoruz. 2500 DPM gözüküyor. Ee, otomatik yükleyicili tanklar için bu normal düşük olur normal e, döngüsel toplara göre ama tabii savaş pratiği bunu değiştiriyor çünkü her zaman her saniye 6 saniyede bir, 7 saniyede bir atış yapamıyorsunuz. Bazen o şarjörünüzü boşaltıp kaçıp başka noktada oluyorsunuz. Yoksa zaten her zaman bu döngüsel dediğimiz, cyclic dediğimiz e, at doldur at doldur klasik toplarla en yüksek değerlere ulaşırdık. Bu her zaman öyle olmuyor biliyorsunuz. 320 hasar bildiğiniz işte Sovyet seviye 10 orta tankların klasik hasarı. 260 deliş biraz daha düşük onların 265 falan normal mermilerinde APCR'de. Altın mermimi seat 330 deliyor burada bir farklılık yok. Heat'de de HE'de de 420'ye 50'lik bir değer görüyoruz. Yani normal mermisi 5 mm 4 mm daha az deliyor ama hasar baz olarak aynı. Ters otomatik yükleme olduğu için ilk mermimiz 7,5 saniyede ikincisi 10,5'da sonuncusu 13,5'da yükleniyor bu sürekli aksiyonda kalabilmenizi sağlıyor. Yani şarjörünüzü boşaltmak burada daha iyi projektoların filan tersine. Burada boşalttığınız zaman şarjörünüzü ateş etmeye devam ettiğinizde en yüksek DPM değerinizi kullanıyorsunuz. Ve çünkü şarjör bitikken ilk yüklenen mermi... Boş şarjörün ilk yüklenen mermisi en hızlı yüklenen oluyor. Bu yüzden ters otomatik deniyor. 3 mermimiz var. Bu sayede 960 bir ortalama hasarımız var şarjörde ve atış aralığımız sadece 2 saniye. Yani gördüğünüz adamı sıktınız, 2 saniye sonra bir daha sıktınız, 740 hasar zaten cepte. Bir iki saniye daha bekleyebiliyorsanız 960 hasar cepte. Şöyle düşünebilirsiniz. Carrefour'un atışları, seviye 9'daki Carrefour'un atışları 4 saniye bir gerçekleşiyor. 390. Yani Carrefour 2 tane mermi atarak ulaştığı buradaki 780 hasardayken siz 960'a çıkartabiliyorsunuz. 2.21 nişan süresi. Evet diğer tanklara göre zaten göstereceğim. Biraz daha kötü gibi durabilir ama normal bir orta tank olarak baktığınızda gayet iyi. 0.35 dağılım. Yine gene ortalama bir değer normal karşılanabilir. Dağılım faktörleri diğer orta tanklara göre özellikle Sovyet olmayanlara göre düzgün gözükse de Sovyet tankları arasında hafif sırıtıyor. Mermimiz aynı. Mermi hızımız 1320 normalde 1500 metre mm bölü saniye oluyor diğer Sovyetlerde ama 1320'de gayet iyi bir değer hızlı giden EBR'leri falan 500-600 metreden vurmanız. Bir belki obje 140 kadar, T62 kadar kolay olmasa da bunda çıkar, iş çıkartabileceksiniz. Azami hızda bir biraz düşüklük görüyoruz. 50 kilometre. Geri hız 20. Geride bir sorun yok. Güç ağırlık dengesi gayet yüksek. Ee, gücün tek başına bakmanızın bir anlamı yok biliyorsunuz. Tankın tonajı da önemli burada. Zaten etkin azami hızlara baktığınız zaman 50-50-43 olarak görüyorsunuz. Dönüşü gayet yüksek. 57-49-21. Zemin dirençleri ortalama ama hani bu genel dönüş hızı tank hafif hissettiriyor savaşta bunu söyleyeyim. Topumuz güzel yükseliyor 20 dereceye kadar. Daha düşük genelde diğer Sovyet tanklarında. 6 derece eğiliyor tam ortasında. Obje 140'ın 7 derece eğilir. T-62'lerin 907'lerin 5 derece eğilir. Arada bir değer. 5 6 7 arası fazla fark yok gibi gözükse de böyle az eğilen toplarda dünyalar değişiyor. Yüzdesel olarak bakmanız lazım. Topu 5 derece eğilen bir tanka göre %20 daha fazla eğiliyor bu tank. Çünkü 1 derece fazlası var. 1 de 5'in %20'si olduğu için %20 olarak bakabilirsiniz. Ama ona 11 olsaydı %10 alacaktı. Yani her şey göreceli. Aynı göreceli zırh gibi, etkin zırh gibi. Yani eğimli zırh gibi. Bazen her şey o mouse'un dümdüz kalın zırhı gibi değil. Aslında gerçek hayatta olduğu gibi eğimli olduğu zaman, hayatın gerçekleriyle karşılaştığı zaman neler başına gelebileceğiyle alakalı. Evet bu gereksiz felsefeyi yaptıktan sonra gövde zırhımız facia gibi duruyor. 175-40 çok sıkıntılı olduğunu da söyleyebilirim. Kule zırhı iyi duruyor ama gene detaylarına bakacağız. 1950 can yine ortalama değerlerde Sovyet orta tanklarına göre. Motor canı vesaireler bunlar ne kadar kolay hasar alıp almadığınızın bir göstergesi gibi olsa da tankın açıklık verdiği noktalarda hani ne kadar o modülleri koruduğuyla da alakalı. O yüzden buradaki değerlerin aşırı bize bir şey ifade ettiği yok. 38 ton ağırlık. Kamuflaj değerleri yüksek. Ee, en yüksek olmasa da gayet iyi. Yani bunu kamuflaj arkada tutmak isteyebilirsiniz ama... 0.35 eğilim yani burada dağılımla ne kadar olur bilmiyorum. 390 metrede yine ortalama bir değer. 3 boyutlu modeline baktığımız zaman şu an efektif ve apçır mermi atışıyla bakıyoruz. Ee, genel olarak kuleye baktığınızda 320-310 mm'lik burada zırh profiline yakın olduğunu görüyorsunuz. Bir sürü de mor noktalar otomatik sekme açıları biliyorsunuz. Baya böyle ön tarafı yuvarlak. 279 E'yi andıran bir yapısı var. Hatta kenar zırtları da böyle rikoşeye, yan zırtları da rikoşeye etkin gibi gözüküyor ama alt tarafta bunu kaybetmeye başlıyor. Bir 907 kadar fazla garip açıda sektirmiyor normal mermilere karşı. Ön tarafında da üst tarafa doğru 210 mm gibi görüyorsunuz. Bunda top eğimiyle baktığınızda yani Şöyle bir adama baktığınızı düşünün. Halen gövdenizden yiyebilirsiniz. O yüzden iyi kapamanız. Önemli bu tankı. Tank aynı zamanda ciddi alçak ve ufak. Yani böyle cep tankı gibi gözüküyor. AMBT miydi? Astron Rex miydi? Buna benziyor Amerikan tanklarında. Yani çok fazla bir baktığınızda böyle buna benzeyen bir aslında Sovyet tankı yok. 279'a ben benzetiyorum yapısını. Ee, küvet zırh profili var yanlarda. Önden baktığınızda eğimli olduğunu görüyorsunuz. Ama işte çok etkin değil. Çünkü 100 mm burada yetmiyor ya da açısı yetmiyor diyeyim. Daha da eğimli olması lazım da. Yandan baktığınızda çünkü burada darbeyi alan zırhın gerçek kalınlığı 45 mm civarında yan tarafta. Bazı noktalarda 75'e çıkıyor ama 45'e düştüğünde görüyoruz. Arkalısında falan 40 mm, ön tarafında etkin zırh 290 mm ama açı işte bu tam yuvarlak olduğundan burada en nokta atış önden baktığınızda 285'lere kadar düşüyor. Bu ne demek? Altın sıkmaya başladığınızda bu aleti kafadan gördüğünüzde buralardan yiyebiliyor. Kolay değil. Ama hasar yeme ihtimali yüksek. Bu şekilde düşünmeniz lazım. Şimdi bir örnek vereceğim. Tanks GG'de tank açısı tam olarak yok ama şu an gördüğünüz alet 907, 907'nin bu eğimli zırhı çok daha etkili bir iş çıkartıyor garip sektirmeler için. Şöyle yan açı verdiğinizde bakın Komple Morken ST 62'ye geldiğinizde Burada belirli noktalarda farklılıklar görüyorsunuz. Hızlıca mesela top eğimiyle önden baktığınızdaki farklılıkları göstermek istiyorum. 907 bu şekilde bir profilde, 140 bu şekilde, ST62 bu şekilde. Dağlar kadar fark yok. Hepsinin zayıf noktaları var. 907'de sol taraflar 360'lara kadar varıyor. Bu arada hepsini APCR mermiye karşı olarak gösteriyoruz burada. Ama kule zırhlarında biraz fark var. Bunu mesela şimdi Hite alacağım. Hite geçtiğimizde ön zırh iyice kabak gibi. 907'de de halen öyle. Hatta kulesi daha fazla deliniyor bile diyebiliriz 907 için. 140'ın alt taraf komple zaten delinebiliyor. Kulesinde gene delinemeyen noktalar oldukça kalın gözükse de yanaklara attığınızda delebiliyorsunuz. İşte etkin zırh bu anlama geliyor. Bu eğimleri dik gördüğünüz noktalarda daha rahat delebiliyorsunuz Sovyetlerde. Çünkü Sovyetleri Sovyet kılan şey eğimli zırh, yatay zır, açılı zırh artık nasıl adlandırmayı seviyorsanız öyle düşünebilirsiniz. O yüzden hep size bakan ve atış yapacak düşmana doğru bakmanız önemli. Eğer düşman buradan yan zırhınızı görüyorsa komple burayı patlatabilirken kafadan baktığında çok daha zor bir şekilde delebiliyor. Birçok tank böyle ama mesela Maus'ta falan biraz daha farklı durum olabiliyor. E, o tarzı düşünmeniz lazım. Şimdi hızlıca yan yana karşılaştırma göstermek istedim. Normalde tek bir tank seçip kendi değerleri üzerinden bakıyoruz. Gene bu değerlerden gidelim. Bakın 2500 DPM burada 3000'lerin altında kalıyor ama dediğim döngüsel top olayı burada ön plana çıkıyor. 4 milimetrelik daha az delişe sahip olduğunu görüyoruz normal mermisinde. Heat mermileri birebir aynı. Ee, sadece daha hızlı gidiyor. 50 metre bölü saniye kadar ST62'ninki. Obje 950'ye de koydum çünkü seviye 9'da aynı mantığa sahip bir alet ama çok daha etkisiz cidden vasat kalan bir alet. Ee, değişiklikler üzerinden gidecek olursak bakın hızı burada mermi hızı 1320 ile buradaki seviye 9'da obje 950 dahil hepsinden daha düşük kalıyor. Mermi standart. Nişan süresine geldiğimizde diğer gene döngüsel toplara göre daha yavaş nişan alıyor. Ama seviye 9'dakine göre çok daha hızlı nişan alıyor ve bunu oyun tarzında işte ben asıl öne çıkarmak istiyorum. Bu alet çok yakın. 2.21 ile 1.92 veya 2.01'e 2.78 kadar kopuk değil olaydan. Rahatlıkla bu aleti burada diğer Sovyet tanklarını yetiştirebiliyorsunuz. Özellikle tahvilli donanımlarda doğru aletleri takar ve agresif bir oyun tarzı gene benimsersiniz. Arkada tabii ki egzoz takıp yok iyileştirilmiş nişan takıp oynamanız mümkün. Bana göre çok bunu eğlenceli kılan bir alet değil. Arkada yattığı zaman ...çok eğlenceli olduğunu düşünmediğim bir alet. Zaten arkada yatıp da eğlenceli olan... ...eğer önünüzde düzgün bir hafif tanktan... ...platoon arkadaşınız, takım arkadaşınız yoksa... ...çok mümkün olmuyor. Dağılım değerleri bakın neredeyse aynı. Obje 907 ile en azından aynı. E, 140'ta 0.34, T-62'de 0.33. E, i̇şte hareket halindeki değerleri... ...burada hepsinin daha iyi. 907 dahil olmak üzere. Ama... Gene bakın seviye 9'dakini de koyuyorum ki bir şarjörlü tankla ne kadar kendi sınıfında yani seviye 9 olduğunu biliyorum. Buraya Behçet'i de koyabilirdim ama gene de dağılım değerleri olarak 0.14 kötü değil. Hatta bir şey daha koyacağım. 0.18 Projetto 014 Behçet hani şu an kral oldu dediğimiz bu güncellemeyle çok güzel iş yapıyor artık hareket halinde vuruyor attığını tutturuyor dediğimiz Behçet 014 zaten. Projetto 0.18'de ki ben 0.18'i o Progetto ile bile rahat oynayabiliyorum bir noktada. O yüzden 0.14'lük değer kötü değil. Şimdi kafa karışmasın diye bunları sileceğim çok fazla çünkü burada sütün oldu. Size sadece hareket halindeki dağılım değerlerinin etkisini göstermek istedim. Ee, topu Enteresan şekilde seviye 9'u dışarıda atacaksak seviye 10 burada emsalleri arasında en yüksek yükselmeye <laughs> sahip. En fazla kafasını yükseltebiliyor. Bunun sınırına çok fazla vurmuyorsunuz oyunlarda. Bazı nadir durumlarda işinize yarayacak. Eğim değeri de 6 derece 97 VT62 5 biliyorsunuz. Sadece 140'ta daha iyi burada. Ee, yine 950 ile aynı. İleri hızı 50 km, T62 ile aynı baktığınızda. Tonajlar neredeyse aynı. Güç ağırlık dengesinde oranında en üstte. Bunu da hissettiriyor. Tank zeminde çok kıvrak hareket ediyor. İngiliz tankları gibi rahat bir şekilde kaydığını, aktığını hissediyorsunuz. Zemin dirençleri burada bazı tanklarda daha iyi gözükse de buraya gelip baktığınızda tankın dönüş hızı, o. derece oranı var ya dakikadaki, saniyedeki vesaire. Bütün diğer tanklardan daha iyi. Bu yani sırf zemin direnci de tek başına bir şey ifade etmiyor işte. Belirli bir hız oranı bu tanklara entegre edilebiliyor bu dönüşlerle de alakalı. Tank gerçekten çok kıvrak dönüyor, çok rahat hareket ediyor. Gövde zırhından ve şeyden zaten pratik olarak bahsettik. Burada canına baktığımızda diğer tankların gene Sovyetlerin ortasında olduğunu görüyoruz. Kamuflaj değeri olarak baktığınızda gayet başarılı. Bir tek 907 burada ön planda ama o da zaten o kamuflaj değerini çok fazla ...kullanıp da ileri çıkan bir tank değil. Bu arada 390 metre 10 metre daha azmış. Yani kendisinin hedef açması zor olan bir tank. Buradaki diğer aletlere göre. Hafifler bunu daha rahat açacaktır. Kendisi hafifleri açamayacaktır. Vesaire. Ona dikkat etmeniz gerekiyor ama... ...genel olarak kamuflaj değerleri gayet yüksek. E, yangın şansı da 140 haricinde. E, diğerleriyle aynı. Ben istatistiksel olarak... ...dengeli bir tank görmüyorum. Hani bu op demeyeceğim ama bu iyi bir tank... Yani sırf bu istatistikler olarak bile iyi bir tank özellikle şu 2 saniyelik mermi atma süresi ve 2 21'lik nişan süresi dağılımının da çok berbat olmaması bana iyi imkanlar gibi doğruyor ki bunu da zaten savaşlarımda gördüm. Şimdi 3 tane savaş izleteceğim. Üçünü de ard arda oynadım farklı günlerde de olsa ve bu oynadığım tek 3 savaş arkadaşlar. Size şu an göstereceğim 3 savaş haricinde ben bu tankla oyun oynamadım izlerken bunu çok dikkate alın. Biraz fazla gaza geldim <laughs> tank oyun içinde göstermem gerekiyor. hangi donanımları ve mürettebatın ne olduğunu göstermem gerekiyordu. O yüzden oraya döndüm ama dediğim gibi maçlara döneceğiz. Üçünde sadece oynadım tek üç maç olarak görebilirsiniz. Basın hesabındayız. Basın hesabına göre söylemem gerekiyor. Ön not tank olabilecek en iyi ürünlerle donattım. Klan savaşı tankı, klan savaşı tankını bu seferlerden alabilecek adamın da cüzdanının bol, şişkin, dolu olduğunu düşünüyorum. Yapabileceği en iyi donanımları buna entegre edebileceğini düşünüyorum. Ona göre düşündüm. Seviye 6 mürettebat koymak da artık anormal değil. Eskiden 21 becerili koyuyorduk. Onu bile çok fazla dert etmiyordunuz. Bence full mürettebattı. Hiç dert etmemeniz lazım. Önce mürettebattan başlayalım. Bir fark olarak burada radyo operatörü yani telsizci de komutan altında yer alıyor. Onun haricinde bir tane nişancımız var, bir tane sürücümüz, bir tane yükleyicimiz var. Benim burada seçtiklerim genellikle zaten komutanda aynı. Ko koordinasyon, e ve yani burada işte acil durumu koyuyorum, keşif koyuyorum. gizlenmeye işte tamire ve BI'yi koyuyorum. Bu üçünü ben fazla kullanmıyorum. Zaten altı olduktan sonra mentora gerek yok. Sound detection bana göre yani ses belirteci çok fazla kafanızı topçayamıyorsanız gerek yok. Pratiklik, bunda sarf malzemesinin hızlı kullanmasına gerek Kalmıyor. Komutan da resmen böyle aşağı doğru üçgen dediğim ters piramitte ee, gayet iyisiniz 95'inde yani bütün önünüze çıkacak noktaların. İşler biraz telsizde karışıyor çünkü birçok arkadaş burada mesela yangın söndürmeyi tercih edebilir veya ee, jamming'e bir saniye daha az kalmasını ya da burada signal interceptionı hani düşman tarafında gene sahip şey yani tespitte kalmasını azaltabilir burada. Ben ama görüş mesafesini yan yana aynı tank sınıfıyla olduğum zaman yarım porsiyon havalandırmayı ve verdiğim destek hasarı, yardım hasarı da kendi can puanım geçtiğinde yine yarım porsiyon havalandırmayı tercih ediyorum. Oyunda uzun süre canlı kaldığınız zaman özellikle bunlar filan birikmeye başlıyor. Bu şekilde ama çok yanıyor abi buna yangın söndürme verelim işte ben arkada oynuyorum buna jamming vereyim filan diyebilirsiniz. Ee, Topçuya geçtiğimiz zaman ben burada Mesela Brothers Arm'dan feragat etmedim Onun da nedenini söyleyeceğim Gizliliği attım Tamir var, Brotherın Arms var Snapshot var Olabildiğince top şimdi diğer Sovyet tanklarına göre Daha isabetsiz ya Onu iyileştirecek her şeyi koydum buna Snapshot'ı koydum Concentration'ı koydum Sabit durdumda isabetimi arttıran Hızlı nişanı koydum Ve burada armor'ı koydum Artık cephanelik miydi, zırhçı mıydı unutuyorum Türkçe isimlerini. Kusura bakmayın. Designated Target'ı, Dead Eye'ı uzaktan takılanlar tercih edebilir. Neden ben burada gizlenme... Kamuflajı çok iyi aslında bunu maksimum çıkarmak lazım değil mi? Ben agresif kullanıyorum bu aleti. Ve benim için hareket halinde alabileceği tüm bonusları biriktirmesi önemli. Neden? Yenilenen mürettebat sistemiyle birlikte havalandırma gibi buradaki silah arkadaşlığı gibi bütün beceriler diğer bütün yetenekleri de etkiliyor. Yani benim burada bu silah arkadaşlığını vermem alt taraftaki anlık atışı da etkiliyor. Konsantrasyonu da etkiliyor. Tamiri de etkiliyor. Bunların da etkisini arttırıyor. Yani daha da isabetli atıyorum. Daha da hızlı yüklüyorum. O yüzden ben gizlenmeden feragat ettim. Bu oyun tarzınızla alakalı. Ve ben eğlenmeye çalışıyorum bu tankta. Burada sürücüye geldiğimizde bu defa almadıklarında şurada sadece offroad'dan ben feragat ettim. Çünkü zaten hızlı bir şekilde ilerliyor diye ama e, konforlu yolculuk, dönüş hızı, işte mühendislik hızını arttırmamız lazım, hızı sıkıntılı. Bunları aldım. Yükleyicide de gene işler karışabilir. E, eğer illa uzaktan takılacağım diyorsanız perfect charge'ı, mükemmel yükü almanız lazım. E, iyice o hızlı tankları vurmak için. Ben yakın dövüş aldım. Giriyorum çünkü insanların dibine. Ee, mermi ayarlamayı aldım. Ardinali aldım. Oyunun başında agresif olunca ben canımı daha çok kaybeden bir adamım. Bu benim daha çok işime yarıyor. Intuition gereksiz bana göre. Şarj öyle bir tank. Komple değiştirirsin. Yani bunu kolaylıkla atabilirsiniz bence. E, ee, safe stowage soru işareti. Ee, rahat Cephanelik hasarı yiyebilen bir tank. O yüzden belki buradan da bir şeyden feragat edip alttakinden belki Close Combat'ı almayıp yakın dövüşen bunu almak isteyebilirsiniz. Ama tamir çantası varken ve artık büyük tamir çantası gibi çalışıyorken küçüklerde ne kadar gerek var bilemedim. İlla bundan zaten sıkıntı duracaksanız büyük tamir çantası alın 90 saniyeli bir değil 60 saniyeli bir kullanırsınız. Öyle bir bonus da geldi biliyorsunuz. Artık büyük tamir çantaları daha sık kullanılabiliyor. Onun harici de bu şekilde yerleşimde. Ee, saha geliştirmelerine bakalım Ben burada e, gövde hızını arttırını alıyorum Nişanın ufaltanı alıyorum Evet hareket halinde arttırıyor burada bazı şeyleri ama Nişanımı biraz iyileştirmek istedim Çünkü diğer taraftan kullanacağım donanımlar bunu kapatıyor Bunu feragat edebilirdim ee, Etmek istemedim Daha isabetli olsun diye son nişanda Belirli durumlarda oluyor Burayı vermedim Geri hızımdan falan kaybetmek istemiyorum gizlilik için siz kaybetmek isteyebilirsiniz. Belki gizlenmeyi buradan kapatabilirsiniz. Ben bununla ilgili sıkıntı yaşadığım için istemedim. İyileştirilmiş nişan can benim için hiç önemli değil. Arkada yatan için tam tersi olabilir. Nişan alma hızından feragat edebilir. Kesinlikle bana göre nişan alma hızı artması lazım ve sonucuyu da gene kesinlikle vermiyorum. Görüş menzili kaybedip bir de top dağılımını arttırıp motor gücü almamın hiçbir anlamı yok. Motor gücüyle ilgili sıkıntısı yok azami hızıyla ilgili sıkıntısı var bunun. O yüzden çarpma hasarını arttırması arttırmaması da bu şekilde bana göre gereksiz. O yüzden 3 tane sağ taraf aldım diyebiliriz. 2 tanesini de es geçtim. Şimdi donanımlar işte dananın kuyruğunun koptuğu nokta bana göre bu. Bunu iki farklı şekilde donatabilirsiniz. Bir böyle egzoz, iyileştirilmiş nişan, havalandırma ee, vesaire takabilirsiniz. Komutan görüş sistemi falan deliyseniz. Bence gerek yok ama. Ben burada bileşke oynuyorum. Tek başına turbo şarjı koymamın aşırı bir gereği yok. Neden? Çünkü motor gücü var aletin. Adamın özgül gücü yüksek. Adamın hız ihtiyacı var. Burada bana ne verecek bu alet? Artı 5'e artı 3 azami ileri hız verecek değil mi? Ya gelişmiş ben burada turboyu koysam 6'ya 4 olacak. Ama deneyseli koyduğum zaman 5'e 3 oluyor. 1 kilometreden feragat ederek ne kazanıyorum biliyor musunuz? Bakın. Hareket halindeyken dağılımı eksi yüzde altı gövde dönüş hızına artı %6, kule dönüş hızına artı %6. Yani burada çok ciddi benim bir kazancım var. Sırf 1 kilometreden feragat ederek. O yüzden turbo takacaksınız. Aracın azami hızını arttırmak istiyorsanız turbo değil, bileşik donanım olarak takın. 2 takın, 3 yoksa bile. Takın. Turbo takacak adam kesinlikle bunu takmalı. İnanılmaz faydası var. Bu değil, nişan alma hızını arttırma değil. Motor gücüne ihtiyacı var. Sonrasında baktığımızda düşey dengeleyeceği kesinlikle koyuyorum. 14 çünkü. Bundan köküne kadar faydalanıyor bu alet. Bunda deneysele gidemem işte. Bu sadece eksi 11. Bu eksi 27 buçuk. Tamam bu artı %9 belki nişan alma hızı istiyor ama ben hareket halinde de atış yapmak istiyorum. Sırf sabit olarak nişan almam küçülsün istemiyorum. Çünkü full hareket ederken nişanınız küçülmüyor biliyorsunuz. Eğer uzaktan oynuyorsanız tamam o zaman atış kontrol sistemini alabilirsiniz. Çünkü nişan alma hızınızı arttırıyor. Ama hareketli gir çık yapıyorsanız düşey dengeleyici arkadaşlar. Yani 50 kilometreyle bir hamleye giderken karşınızdan çıkacak bir tank hareket halinde atış yapmak istiyorsanız bu takılı olacak. Üçüncü donanımda aslında rahatız. Çünkü sürgü takamıyoruz şarjörlü olduğu için. Burada 2-3 tane seçenek var. İyileştirilmiş nişan var. Ya da havalandırma var bana göre. Ve havalandırmanın önemi gittikçe artıyor bu oyunda. Bu yüzden de havalandırmayı takıp yönergi olarak da havalandırma koydum. Bakın bunları koyduğunuz zaman yani her şey etkileniyor arkadaşlar. Bakın direktivi çıkarttığım anda görüyor musunuz kırmızılaşanı? Sürgü taktım. Havalandırma taktım. Etki etmediği bir şey yok yani neredeyse. İnanılmaz. O yüzden havalandırmayı hiç küçümsemeyin. Eskiden biraz iplemiyorduk çünkü becerileri öyle etkilemiyordu. Şu an çok etkiliyor mermi yüklemesi olarak üçlü mermi olduğundan 3-3 olarak yaptım. 5 şarjör yüksek patlayıcı antitank, e, anti tank, 2 şarjör yüksek patlayıcı geri kalanı da AP olarak koydum. 2 tane zaten illa fazladan kalıyor ne yazık ki üçlü mermi olarak baktığınızda. E, normal ilk yardım, tamir ve azımızı koydum. Başka diyebileceğim ekstra bir şey de yok. En sonunda galiba 30 dakikadır konuşuyorum maç oynamadan ama anlatmam gerekiyordu. Artık oyunlarımıza geçebiliriz. Aynı sırayla oynuyorum. Bu ilk savaşım oyundaki. Daha hiç tankı bilmiyorum. Seviye 9 maçı atıyor. Hani bazılarınız diyebilir ama seviye 9'lara karşı oynamışsın vesaire. Ben oyun tarzlarında çok bir şey etkilediğini düşünmüyorum bunun. Seviye 8'de evet bariz bir avantajınız oluyor ama 9'da karfur gibi aletler falan da var yani karşınıza gelen. O yüzden çok çok böyle e, canı sıkılmıyor. Hemen ne fark ediyoruz? 6.9 saniyede, 6.8 saniyede yüklenen bir mermimiz var. İşte bakın ilk mermi en hızlı yükleneni. 6.9 saniyede bir ben bu mermiyi çat 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 atabileceğim. Tabii ki bir obje 140 gibi 5.5 saniyede bir atmayacak ya da 5 saniyede atmayacak artık kaça düşüyorsa ezberimde değil. 2500'e 3000 DPM farkı sürekli atışta yani bir karşınıza bir E100 çıktı sürekli mermi atıyorsunuz. O zaman rahatsız edici bir fark olacak ama her zaman hayat işte karşınıza çıkan damızlık dana gibi bir E100 değil. Tam olarak dediğim buydu. Önümdeki Leopar'a vuruyorum. Leopar bana hareket halinde aynı isabetle vuramıyor. ve Ama yakından bakın arkadan Carrefour'da hit mermisini benim paletimde bırakıyor. Ve ben buraya gene de geçmiş oluyorum. Burası değişti. Birazdan da göreceğiz test haritası. Bu öbek yıkılacak aşağıya doğru. Aşağı taraf kapanacak. Eksi 6 derece burada inanılmaz bir şekilde kafa çıkarmama izin vermeyecek ama gene de buradan aradan bakıp vurabileceğim. Ve özellikle şurada bir küçük cephe var. Burada rahatlıkla oynayabiliyorsunuz. Ve bakın AFZ yakaladım. 2 saniye ne kadar kısa bir süre görüyor musunuz? Bir anda 3 mermi attım ve oyun beni atmaya daha teşvik ediyor. Çünkü beklememe gerek yok çünkü projette değilim. Oyun bana boşaltıyor şarjörünü. Benim için o kadar rahat bir durum ki bu alette. Şimdi Leopard tanımıyor tabii. Bu arada üst taraftakiler de açıldı çünkü uçaklar geliyor ve roketleniyor burası. Ve aşağı taraf komple yıkılıyor. Çok güzel efektler var böyle baktığınızda. Benim çok hoşuma gidiyor ve gene arka taraf yıkıldı komple. Ben burayı aşağıya da vuruyorum ama bunu da göstermek istedim. Altında kalırsanız tankınız ölüyor. Ben burada Leopar'ın paletini almak istiyorum ama başarılı olamıyorum. O yüzden bir tane yiyip geri çekiliyorum. Şimdi alt tarafta Bejir ve AF de görüyorum. Ancak sol taraftan Carrefour da gidiyor. Ona da atmam lazım. O kadar güzel bir şey ki şarjörü düşünmek zorunda olmamanız. Dolarsa dolar diyorsunuz. Şimdi eksi altılık sıkıntıyı gördünüz. Patton'a nişan alamadım ama Carrefour gelmeye devam ediyor. Bu arada ts 60'tan sektirdim. Olabilir çünkü arka taraftaki base'de yatan, üstte yatan adamlar hala beni görebiliyorlar. Carrefour tabi normal mermisiyle önden de beni delebiliyor. Ufak bir tankız. Onu da görüyorsunuz Cobra'dan ufağım yani yanındaki. En ufak Sovyetlerden biri olabilirim ama Carrefour öldürmek için burada rahatlıkla o eksi altımı kullanıp çıkmak istiyorum tabii ki. Yan tarafta da bir Carrefour'umuz daha var. İkili kadro e, şeyiz burada. İkili kadro gibi paslaşarak oynuyoruz. Ben burada biraz hata yapıyorum. Nedense çok bekliyorum. Beklememem lazım. Ama olsun gene hasarı koyup geriye çekiliyoruz. Oyun dengeli bir şekilde duruyor gibi. Alt tarafta işte IS-4 var. Becer'in karşısında rahatız gibi duruyor. K-91 var. Carrefour çok fazla yedi. Alt tarafında kobra yüklüyor. En aşağıda E-75 ve e şey bakıyor. K-91 tabi burada beni görmek için burada çıktı bakıyorlar. Şimdi eksi altılık derece burada işte o K-91'e tam bakmak için yetmiyor. Önümü de çıkartmamam lazım. Yapabileceğim en doğru hareket. Küçük bir komutan kapağım var. Vurması kolay değil ama gene de bir zayıf nokta. Buna rağmen yapabileceğim en doğru hareket ön gövdemi göstermemek. Bu arada kuleniz ortanızda yer alıyor. Bakın önde değil kulesi tankın. Ortada yer alan bir alet. Yani öyle kafamı çıkartayım vurayım dediğinizde gövdenizi daha fazla açıyorsunuz düşmana karşı. K91'e doğru bakıp böyle yanlarını falan vurabilir miyim diye bakıyorum. Hakikaten bir sarı gözüküyordu. Ama işte bu hop derken ben tabii burada petini fark etmedim. Çok fazla K91 e odaklanmıştım. O güzel canlarım eriyip gidiyor. Cobra'da vuramadığı için arkadan karfur çalabiliyor ama ne oldu işte? Burada Badger AS4'ün işini bitirmiş. Ben de Badger'dan koçayım diye. Burada arkadan bakıyorum. Project ee, Projecto'yu vurdu. Maaşın. Yani ne bekliyorsunuz tabii oyunda? Arkadan gelen bir maaşının, base'de yatan bir maaşının sizi öldürmesini. 4500 hasara ulaştık, 790 sektirdik, öldük. Bu maçın sonuçları bozuk. O yüzden paylaşamayacağım. Hasar birincisi olarak bitirdim, oyunu kazandık. Onu söyleyeyim. Yani Oradan maaşının sizi görmesini beklemiyorsunuz elbette niye hala oradasın vesaire kızmayacağım ama alt tarafta bu kadar olayı anlatırken IS-4'ü bitirmiş Bejir ve o işte DPM'in etkisi öyle bir teke tek olaylarda gözüküyor ben neden düşünmedim bunu çünkü aşağıda 100.000 kişiyiz hani o Bejir oraya kadar gelip de bize sıkmaya başlamaz diye düşünmüştüm yanılmışım takım arkadaşlarınız bu oyundaki en büyük düşmanınız biliyorsunuz o yüzden asla bunu unutmayın. Bir diğer savaşımız diyeceğim. İkinci savaşım bu da girdiğim. Bir gün sonra girdim bu savaşa. Yani hatta bu sabah mı ne oynadım galiba. Seviye 9 ve onlar karışık. Himmelsdorf. Aynı dizilim, aynı mermi. Sol tarafa doğru gidip hızlıca A1, A2'den düşmanı çevirmeye çalışacağım burada. Enteresan bir maçtı bu. <laughs> e, kıvraklığını görüyor musunuz? Ne kadar hızlı dönüyor. İngiliz tanklarına benzerliği bu işte şehir haritalarında da çok iyi iş yapabilen bir şey. Şimdi bu savaşta biraz daha ben bu olayın kritiğinden bahsedeyim. Örne direkt Quickie Baby'den bahsediyorum bu arada. Tankı ortalama olarak görüp tamamen böyle uzaktan nişan ve keskin nişancılık üzerine donatarak ona göre iş yapabileceğini, işte nişan alma değerini delirtebildiğini falan bahseden bir e mantıkta bakmış olaya. Ben kes ve sıkıcı olduğundan bahsetmiş. Benim tek bulmadığım bir şey varsa bu tankın sıkıcı olduğudur. Çünkü koyduğunuz donanımlar Şimdi mürettebat becerileri çok değişiyor. Eğer benim gibi böyle agresif oynarsanız, oynamak isterseniz bence inanılmaz sizi diken üstünde tutan bir alet bu. O hasarı yağdırıp kaçmak istiyorsunuz ve kaçmak istemediğinizde de tank diyor ki kaçmak zorunda değilsin kardeşim diyor. Ben projetto değilim diyor. Sık diyor. Sık. Allah ne verdiyse sık geç diyor kardeşim. Ne verdiyse yap diyor. Burada Patton'a kendimi kapatıp sağ tarafa doğru E4'e iki tane sokup devam edebiliyorum. Çünkü iki saniyede bir atabiliyorum. Bunu projekto yapamaz. Önümdeki mal da bana hey atıyor ve paletimde kalıyor. Tamir etmeme de gerek yok. Burada beklemek tamamen benim yani avantajıma da istersen dezavantajıma da hiçbir farkı yok burada. petinle doğru yan zırhtan vurabilecek miyim bakıyorum. Ama o benim burada yanımı fazla açtığım için e, hasarlıyor. Daha doğrusu heye atmış ben fark etmemişim. amorek işte bu yüzden tehlikeli diyorum. E, çok kötü bir oyuncu. Yani geri çekilirken burada şeyi sürttüğün farkında değil. Şu olaya dikkat edin. E4 aslında sizi aşağıdan görüyor ama işte palette kalıyor. Benim zaten gövde burada küvez ya, küvet ya. O yüzden çok fazla bir sıkıntı olmuyor. Şimdi altına çok rahat atıyorum. İkinci mermimde bekledim. Bunu da atıyorum. İşte oyun trollüyor. Son anda en olmayacak bir koşu açısına gitti mermi. O yüzden dikkat ama çat. Mermim doldu. Yürü ya kulum. Git. E4'ü aldın mı? Önüne T30 mu çıktı? Onun bileceği iş. Yan taraftan tanklarım geliyor zaten. Olay bakın üst tarafta dönüyor. Ama biz burada iki tane tankı oyundan düşürdük. Bir üçüncüsünü de desteksiz bıraktık. Bakın Hori C2'de gömecek. Gömdü. Kafası döndü mü? Döndü. At babacım. İyi ki bak palette kal. Tam nişan almadım ama ikinciyi atabiliyorum. Projet de olsaydım yemiştim. Carrefour olsaydım yemiştim. Behçet olsaydım yemiştim bu atışı. 2 saniye çok kısa. Ama ilk mermim gene boşa gitmiş gibi gözükse de palette kaldığı için onun da destek hasarı geliyor bana. 752 sıkıntılı bir tank. O da şarjörlü. Ee, dikkat etmemiz gerekiyor. Ama işte bakın burada Patton var. Burada gene palette kalıyor. Ben zaten palete doğru atıyorum. Burada daha net atabilirdim. Bu tankın bence isabetsizliği değil. Benim seçimimle alakalı. Ortasını attığınız zaman hareket halinde vuruyor. Tahvilli düşey dengeleyicim var çünkü. Bir sıkıntım yok. Gene böyle paletle almak istiyorum. Motoru hasarlanıyor sadece. O yüzden bana hasar gelmiyor ama bakın 3300 hasar. 1500 destek hasar. Şimdi buradan çok çıkmak istemiyorum. Durum 6-2. Hasarda böyle iyi gibi gözüksek de canlar o kadar değişken değil. FV kendini gösterdiği için burada Ani bir darbe alma ihtimalim çok yok ama olabildiğince dikkatli oynamak istiyorum. Şimdi Allah'tan test sunucusu değil. Burada çok fazla iplemezdim. Normal sunucuda oynamak çok daha gerçekçi oluyor. O yüzden süper test tankları daha iyi. E, sadece sürüm notlarında görmüyorsunuz. 212A yapabileceği tek olayı yaptı. E, beni görmeye çalışmış. Attığı noktadan da attı yani. Orada tahmin etti. Attı. Başka bir şey yapamazdı. Kaçmaya çalışsaydı olmazdı. 752 geliyor. Burada hasarı yedim. İkinciyi de ne yazık ki yiyorum. Çünkü arkamdaki T30'un cesedi buna sebebiyet veriyor. Burada taktiksel bir hata yaptım. İkinci mermiyi atarken ikinci topçudan da yiyeceğimi fark etmedim. Ve ben burada hiç tamam diyorum. Bakın durum zaten 8-5'e geldi. Hiç risk almayayım diyorum. Aradan 261 geçti ama 752 de kaçtı. Böyle iyice bir geri çekilip buradan yandan yandan geçiyorum. Horiler, Behçetler ara yolu kapatmakla uğraşıyor. Bu yüzden arkadan sarı hopetina vurmak ya da as vurmak daha mantıklı olabilir diye düşünümden devam ediyorum. Şarjörüm de doldu. Burada FV kaldı önümde. 16'lık bir durum var. Devam edip bakacağız ne olabileceğine. Hani aradan çıkar, ön taraftaki diğer Panzer 7'ye vurmak ister falan diye düşünmüştüm ama pek olmuyor. Yan taraftan burada 261 çıkıyor. Onunla da ilgilenmek istemiyorum. Çünkü bu FV çıkıp bana vurabilir. En azından bir tane falan vurayım diyorum. Kafasını atmaya çalışıyorum ama isabet yok. Ee, tabii burası da biraz sıkıntılı bir yer. Allah'tan delemiyor ve 44 canlı bir şekilde yaşamayı başarıyorum. Bu da şans. Daha fazla hasar yiyebilirdim ama az bir hasar da yemedim. Yani şöyle düşünün. O açıdan zaten beni delemezdi. Çok fazla boşluklu zırh mantığı var. Ee, öyle kolay kolay delemezsiniz. Ona rağmen ince olduğu için zırh iyi bir hasar aldı. AP olsaydı evet ölmüştüm. Ama HE olduğu için böyle kalıyor. 13'e 7 çünkü Panzer 7'nin önünde bir tane AS7 var. Burada da... Son bir tane 752 kalıyor. Şimdi aslında olay enteresan. Ben 44 candayım. Carrefour 9 canda. Yan tarafta Kobra var. 355 canda. Bu ne demek? 752 üçümüzde 3 üç mermi de alabilir demek. o yüzden dikkat etmemiz lazım. Carrefour araya girdiği için ben de burada hamle yapmaktan çekinmiyorum. 4700 hasara ulaştık zaten. Normal mermi diyeyim hala. Altın mermi hiç kullanmadım. Ee, benim biliyorsunuz alışkanlığım da öyle yani sevmiyorum çünkü hit mermiyle oynadığım zaman boşluklu zırhta kalıyorum. Çünkü o tankların zırh profillerinde yanlış noktaya attığınız zaman delmemesinden nefret ediyorum. E, APCR'de çok fazla sıkıntı yok ama onu da kullanmıyoruz. Yani sevmiyorum ya genel olarak eski işte şey alışkan kötü alışkanlıklar bunlar ama sevmiyorum. Şimdi sol taraftan da kobra geldi evet üçlü sıkıştırdık. Ya, arkadan Hori geliyor. E, Hori'nin de canı yok. Dört tane tank. Kısıl, kıstırılmış bir alet dar bir alan. E burada kalabalık artıyor ama hamle gelmiyor. Şimdi arkada bir tane yarı canlı Panzer 7 geliyor. Bir de full canlı bir E 50 var. Şimdi full canlı maçın bu noktasında kalmış bir böyle E 50 sıkıntı. Topçu da geldi. Şimdi topçu oradan da garip bir şekilde vurmaya çalıştı. Sanırım Üstten şoka falan sokmaya çalışıyordum ama olmadı. Ben de burada araya bırakmaya çalışıyorum. Körden geçsin diye arkadan o hayvan işte. E50 beni ittiriyor. Allah'tan 2, 752 düzgün bir şekilde vuramıyor. Kobre atmayı tercih ediyor. Ve ben burada kafasına doğru bir tane iki tane vuruyorum. Ve üst tarafından da... Kaçabiliyorum işte bakın böyle dengesiz adamlar bazen şerefsizlikler yapabiliyorlar. Bu benim isabetsizliğim bu arada vurmamayla alakalı. Bir tane hasarımı kaçırıyorum o yüzden son mermimi ama arkasına geçip atmayı başarıyorum. 5500 hasarla vuruyorum bu öküze rağmen de ölmemeyi başarıyorum. Çünkü niye? Sovyet zırhı ve adam atmaması gereken açıdaki noktayı atarak otomatik rikoşe sıyırtma, sektirmeye denk getirdi. Çok daha etkili Savaş içerisinde 5500 hasara çıktığımız, 7-8 dakikada bunu rahatlıkla verebildiğimiz bir oyun. Bunun sonuçlarına bakabileceğiz ama. Asma Dalyası geldi bunda. Evet, o kadar etkiledi. 1252 baz deneyim çok yüksek değil. Asma Dalyası almaya yetti. 25 atışımın 23'ü isabetli. 18'de delmiş. Diğer Hori ve Kobra, zaten onlarda da Platon'muş gayet iyi çıkartlar. çıkarttılar. Yanımda olmaları büyük şanstı benim için. Özellikle Hori'nin o T-30'a vurmayla başlayan serisi bizi çok rahatlattı. Genel olarak baktığımızda tabii her şeyi azıkları mazıkları burada altınını ve değerlisini kullandığımız için çok fazla bir para kalmıyor ama zaten... Gerçek premium değil biliyorsunuz. O detaya hiç değinmedim ama umarım herkes farkındadır bunların para kazandırmadığını. E bu şekilde bir oyun çıktı. O bana vuran FV, ve aradaki işte şeyle panzeriyle takılan AS7'de düşman takımının en çok öne çıkanları. Evet 752 de iyi hasar yaptı ama birazcık daha şey defansifte bulduğu yerlerden o hasarı çıkarttı. Zaten 1200'ü 1300'ü bana geldi o hasar. Son maça gelelim. Artık bu araçla ilgili kafanızda bir şeyler oturmaya başlamıştır. Ne yapabildiği ve ne yapamadığıyla alakalı. En basit tabiriyle ters şarjörlü bir obje 140 gibi düşünebilirsiniz. Daha kompakt yapıda. Kulesiyle belirli noktalarda sektirebiliyor. Gene cephaneliği falan zayıf. Ama iş çıkartabiliyor. Oldukça kıvrak. Rahat. Ortalama bir isabete sahip. Bu iyileştirilebilir doğru donanımlarla ve doğru mürettebatla. Ee, en güzel olayı da bu şarjörünü sadece 2 saniyede bir atarak 4 saniyede bitirebilmesi. Yani 4 saniyede yaklaşık 1000 hasar vurup kaçabiliyor. Ve daha güzeline mi? Kaçmasına gerek kalmıyor çünkü ters yüklemeli. O bin hasarını attıktan sonra 6.5-7 saniyede bir de 320-320 devam edebiliyor arkadaşlar. Yani aksiyona dalıp aksiyonda kalmayı sürdürebiliyorsunuz. İşte Behçet'ten ve Projecto'dan farkı bu. Ufak bir VZ-55 gibi bile düşünebilirsiniz bunu. İki mermisini attıktan sonra normal mermisini 10 saniyede değil de 12 saniyede bir doldurmaya devam eden bir ağır tank gibi de düşünebilirsiniz. Glacier'dayız. Buzul. Sağ tarafa doğru ben ilerliyorum. 13.05'in önünden çıkabilecekleri vurmak istiyorum. Ve gene projektodan farklı olarak bakın. Buraya geldiğinizde projekto daha ilk mermisini yeni yüklemiş oluyor. Ben artık üçüncüyü de yükleyip bitirdim. O 360 alfa olacak diye çektirmesi projektonun çok acı verici. Yani en azından bir ilk mermi yüklü gelseydi dedirtiyor adam. Burada t lt enteresan bir nokta seçmiş. Tabii ben de kafa olarak ondayım tamamen. Acaba onu vurabilir miyim, şey yapabilir miyim diye. Burada küçük kayadan faydalanarak görüyorum ve hatta 1305 değil, bana da yazıyor burada hasarı. Yani yarı yarıya bakıyoruz ve t 100ün işte burada arkasına vurmaya başardım. Açıldım, açılmadım, bilmiyorum ama burada bakın küçük bir aralık var. Bunu kullanarak rahatlıkla vurabiliyorum. Karfur'a tabi aradan vurmayı başarıyor bir şekilde. E bu yüzden de geriye iyice çekilmem gerekiyor. Ama kafam iyi olduğundan dolayı iyi takıldığında buradan kaçabiliyorum. Topçu gence biraz tırsıp ileri gideyim diyorum ama kafamın ortasına yine yiyorum. T-62 de sektirdim. Bu bilgileri iyi kullanacaksınız. Hem t 62 hem Garfram'ın en azından orada olduğunu biliyoruz. Şimdi biraz daha açı bulabilir miyim? 1305'in bana vereceği spottan atış bulabilir miyim diye sola doğru bakıyorum tabi daha bir şey çıkmadı ama hani göreceğiz. Eğer iyi iş yapabilirse burada ezip geçmemiz lazım ama Selma da var adamlarda. Ben o yüzden birazcık geriye doğru çekiliyorum hala yani o Selma'yı gördükten sonra kendimi riske atmanın anlamı yok. Özellikle de arkamda başkasının olmadığını düşünürsek. Sonuçta burada yapılması gereken hamle düşman tarafında. 2-0 öndeyiz ama benim tarafta bir tek 1305 ben varım. Düşmanın burada kendini göstererek özellikle bu çalılardan sağdan geçecekleri görebiliyorsunuz. Şu an baktığım noktayı e, vurup devam edebiliyorsunuz. E, o yüzden de buna odaklı oynamak lazım. Gereksiz de agresiflik yapmamak lazım. Kesinlikle bu tankla ileri mevkide oynamak mümkün. Ancak tek başınıza dalıp da ortalığın içinden geçebileceğiniz bir tank bu oyunda 279 e haricinde çok fazla yok. O yüzden bunu abartmanın da bir anlamı yok. 13.05'in üzerine bir hamle gelir. Ya da ben bir şey açarsam ona göre yapacağım. Hatta ilk hedefim de bir şey açmak değil. Çok güzel bir denk getiriyorum bu arada atışı. İkinci de paletliyor. Ve 4 saniye içerisinde Behçet'e 3 atışımızı birden sokuyoruz. Doğru nişan aldığınızda o konsantrasyon becerisiyle bütün o düşey dengeleme olsun, iyileştirilmiş nişan, hani havalandırmanın etkisiyle diyeyim. İyileştirilmiş nişan yok da tankta. Yine gene vurabiliyorsunuz genelini. İlkinde paleti alamadım ama ikinci de paleti alarak o Behçet'in işini bitirdim. Açılmadım da ve burada defansif takılmaya devam ediyorum. Bu şekilde vur kaç oynayabiliyorsunuz ve devamında hızlıca gene şarjörünüz doluyor. Yine hatırlatıyorum dolmasa da sorun olmuyor. Bu yüzden oynaması rahat. En büyük sıkıntı ne tabi? Klan savaşı tankı. Yani ona girmeniz lazım. Klan oynamayanlar alamayacak. Ama karşınıza çıkarken düşünün bu tankı. 4 saniye karşısında böyle ne olduğunu anlamadan durursanız büyük sıkıntı. Yani ikinci mermiyi bile yememeniz çok büyük şans olur. Çünkü 2 saniye tepki süreniz olacak. Bu görmediğiniz bir kanattan çıkarsa 2 mermi yediniz diye düşünebilirsiniz. 6-0'a geldi durum. Daha rahat hareket edebiliyorum. 13 öne hamle yaptığı için ileriye doğru gidiyorum. AF feyzi gördüm ama şimdi arkaya baktığından dolayı ben burada rahatlıkla mermilerimi yolluyorum. Yine hiçbir sıkıntı olmadan. 3 mermi birden soktum. 4 saniyede bin gitti AF feyze. Arkasını dönmüş bir artan size tepki veremez böyle durumlarda. Ve bu şekilde rahat oynadığınızda hiç sıkıntı olmuyor. Selma denk geldi. Ona da yağdırmaya devam ediyorum. Şimdi o tabii ilk başta kafasında 1305 vardı. Hemen ama biraz yanımı çevirmiş oldum. O yüzden bir iki hasar alıyorum. Yine de önümü koyduğumda baş, başka bir sıkıntı olmuyor. t 62 de yine Sovyet kulemden sektiriyor. Ama ben onun gövdesine doğru atışlarımı tutturmaya devam ediyorum. Durum 8-2. Yan tarafta K91 var. Alt zırhını görüyorum. Ona da bir tane atıyorum gizlice. Topçu da geliyor. Önemli değil. Şu an güzel bir noktadayız. Eksi altılık top eğimimiz de olsa düşmanlar bizden yukarıda olduğu için çok eğmeme gerek yok topu. Zeminle aynı seviyeye eğsem yeter. Rahat rahat hasarımı vuruyorum. Yine 3500 hasarı rahatlıkla burada eriştik. Arka taraftan da K91'i gene görüyorum. İlkini attım 900. İkinciyi atıyorum. Hoppa Amorek. 550'lik hasarla K91'in cephaneliğini arşa doğru çıkartıyoruz. Burada gene yükleye yükleye rahatlıkla ilerliyorum. İki tane topçu açıldı artık 12-3. Yani oyunun sonu geldiğindeki bu agresif hamlelerde de sizi mağdur bırakmıyor. Hani böyle bir şarjörüm atsam mı atışları denesem mi deyip şarjörsüz kaldığınız Behçet ve Projecto anları yaşanmıyor bu tankta. Bu tank rahatlıkla son dakikalarda da sizi ihya ediyor. Ve bu sayede iki mermiyi birden T62'ye sokuyorum. Projecto'da bunun imkanı olmazdı. 15-5 burada maç bitiyor. 4991 gözüken hasar. Bir tane de gizli atışla 5000'i geçtik biz arkadaşlar burada. 3 tane kilimiz var. Bu tank sıkıcı mı sizce gerçekten? QB Bey, donanımınızı niye değiştirip oynamadınız bu tankla agresif şekilde? Neden hep arkada yattınız? Bu tank çok enteresan bir alet. Hiç sıkıcı değil. Doğru donanımla size uygun hale getirilebilir. Eğer sizin için uygun olan geriden yatmaksa ve bunu eğlenceli bulmuyorsanız o sizin bileceğiniz iş ama bu alet canavar gibi bir Sovyet tankı. Ve üzerine de kreması kayma. Diğerleri ekmek kadayıfı ise bu kaymaklı ekmek kadayıf. Bana göre öyle. Obje 140'tan iyi mi? Hayır. 907'den iyi mi? Belir noktalarda evet, belir noktalarda hayır. Ama etkili mi? Kesinlikle etkili. Bana göre 10 üzerinden en az 7,5'luk bir klan savaşı tankı zorlarsanız, donanımlarınız ve mürettebatınız iyiyse çok rahat 8'lik bir tank. Çok rahat. Bunda da what record anca yükleyebildi. Biliyorsunuz bazen kayıtlarınız bozuluyor. Eğer what Replay's'i yükleyemiyorsanız what record diye bir sayfa var. Buraya yükleyebilirsiniz. Burada ikincilik aldık. 862 deneyimdeyiz. Sonuçta bizim açmadığımız hedeflere çok vurduk ve 5300 hasara geldik. 18 atışın 17'si isabetli. Üzerine bir tane de amorek var. Gene burada kazandığımız 63 bin kaybettiklerimiz vesaire. Aşırı bir olay yok. Normal burada tamir çantasını, ilk yardım çantasını kullanmayı isteyebilirsiniz. Ama ben bu alette büyük tamir çantası öneririm. Çünkü cephanelik yeme ihtimali daha yüksek. Diğer tarafta da 60 TP'nin gene Behçet'in iyi iş yaptığını görüyoruz. 13.05'te çok etkili olması olmamış gibi gözükse de gene 3 tane adamı çekmiş oldu. Başka yerde konuşacağız. Burada konuşacağız. Evet gençler tankımız bu şekilde. Ben gayet beğendim gördüğünüz üzere. Gerçekten de oynadığım tek 3 maçtı. Yani tank şeyine baktığımız zaman 3 maçlı bakayım. Al işte 3 maç %100. <laughs> yani bu bu kadar. Yalan borcum yok. Onda bir kanıtlayayım dedim. 3 maçta bu şekilde sonuç çıktığı için ben bunu bir şans eseri olduğunu hiç düşünmüyorum. Doğru şekilde topu donattığınızda ben projettoyu oynatabilen bir adamım. Topunu adam eden bir adamım donanımlarımla. Yani ST 62 hayli hayli adam edebiliyorum. Benim oyun tarzıma çok güzel bunu şekillendirip terzi gibi biçilmiş kaftan haline getirdim. Tek sorun şurada. Ben kendim bile alabilecek miyim bilmiyorum. Şimdi Selçuk klandan çıktım. Baba klanına döndüm ama Müslüm de diyor ki biz de katılmayacağız ama sen organize edersen bir şeyler olabilir. Deneyeceğim girmeyi. Ee, tahvilim de yok yani ilk sıraları alarak ancak alabilirim bu tankı hayırlısı diyorum yani bir ihtimal varsa alacağız bu arada rakamdan emin değilim belki ilk 10 bin alıyordur ama bilmiyorum kaç kişinin aldın tankı tam okuyamadım ne yazık ki bir bulmaya çalışayım 5 dakikadır bakıyorum net bir cevap yok inanılmaz yani çok kötü arayüz çok kötü. İlk 9000'e girenlerin fame point'i yazıyor herhalde 9000 alacak. 3000 şeyle alındığı belli, müzayededen alındığı belli. Bu arada tatbikatta da bu fame point'lerin şöhret puanlarını harcamayın tank almanız için o gerekiyor. Galiba klan savaşlarına doğrudan tank alacak rakam 9000. Yani onun arasına girmek de öyle çok kolay değil. Bu iki hafta sürecek etkinliğin gerçekten 10 günlü falan savaşlara ayırmanız gerekiyor akşam 9'dan itibaren. İyi bir vakit, iyi bir süre. Ee, hani bunu da bir belirteyim dedim. 7-7 olduğu için biraz daha kolay tabii olacaktır savaşlarda adam toplamak. Ama gene de çok çok aşırı rahat değil bu hamleler. En azından e, burada hücum mesela oynamış olanlar biraz daha rahat edebilirler 7-7'de nasıl oynandığı. Çünkü klan savaşlarına benzer aşırı herkes kopuk olmayacaktır. Özellikle hücuma girmiş olanlar tek başına bile olsa. Evet gençler yani bana göre tank gayet alınası. yani vaktinize değer mi değer ee, ben çok memnun kaldım mürettebatınız yoksa donanımlarınız yoksa ama soru işareti uzaktan da çalışabilir iyileştirilmiş nişanla vesaire bu sizin oyun tarzınızla ilgili ben ama behçetimi de hem uzaktan hem yakından donatacak şekilde bu tabi basın hesabı olduğu için burada donatılı değil ee, öyle kullanıyorum hani e, ST62 de bu şekilde bence çok etkili olabiliyor umarım tankı anlatabilmişimdir onun haricinde zayıflıkları yani ön zırhı olabilir, yan tarafı olabilir. Bunu alt etmek için hani çok ekstra yapmanız gereken bir şey yok. Şuradan heat yer, şuradan şöyle olur diye zaten zırh profilinden bahsettik. Buna karşı özellikle şundan çekinin. Görmediğiniz bir yerden bu aletten yemeye başladığınız anda ikinci mermiyi saniyeler içinde yiyeceksiniz. İki saniye içinde yiyeceksiniz. Hala zaten ilk anda fark etmediyseniz üçüncü mermiyi de yiyeceksiniz. Dört saniyede iki mermiyi birden yiyip dağılacaksınız yani. Ona dikkat edin. Onun dışında umarım almak isteyenler buna sahip olabilirler. Videomuz bu kadardı. Bir saattir başınızı şişirdim. Sevgiyle sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. 4 Kasım'da görüşmek üzere inşallah. Maşallah. Bay bay.